Davanın ikinci celsesinin üzerinden de başlamasının üzerinden de yaklaşık 2 saat kadar bir zaman geçti ve 4 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Gazeteci, yorumcu İsmail Saymaz ve İyi Parti Bursa Milletvekili Sayın Selçuk Türkoğlu da şu anda canlı yayın konuğumuz. Hemen çok fazla zamanımız olmadığı için ben hemen duruşmanın ilk 2 saatlik bölümünde ikinci celsede neler yaşandığını değerlendirmelerinizi almak istiyorum. Buyursunlar. Ya galiba ikisi otoparkçı olanlar vardı. Bir de polis, özel harekat polisi vardı. Bir de para gönderen Ufuk Göktürk vardı. Tabii şöyle, dünden beri izlediğimiz hadise esasen topyekün kamuoyuna karşı oldukça şımarık, özgüvenli. Yani bu işlerden beklediğin sonuçlar çıkmaz modunda psikolojik bir mesaj vermeye çalışan bir sanıklar topluluğu görüyoruz biz izlerken. Tabii bunun yanı sıra gerçekten çok sert bir hakim var. Sürekli avukatları her iki tarafta fark etmiyor. Sürekli sözlerini kesen veya gereksiz bulan. Böyle bir ortamda duruşmayı takip etmeye devam ediyor. Bu özgüven nereden geliyor suçlulardaki bu özgüvensizce? Şimdi şöyle, tabii topuna kökten tiyatro demek istemiyorum. Ama bir hazırlık yapılmış. Bayağı içeride ifadelerle alakalı birbirleriyle uyumlaşmış ve karakol ifadelerini de çoğunlukla değiştirmişler. Tümünü değiştirmişler. Yani karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar gibi. Böyle bir tablo var. Laf atmalar var, tehditler var. Özellikle Doğukan Cep'in aşağı yukarı o salonda tehdit etmediği kimse kalmadı sayılır. Böyle bir tablo var. İçeride böyle bir ciddi hazırlık yapılmış bence de. Evet. İsmail Bey, siz de notlarınızı paylaştınız. Ben tabii içeri girerken az önce Selçuk Bey ifade etti. Mesela Doğukan Cep salona girdiğinde hemen onun sağına düşen yerde gazetecilerin bulunduğu bölümde doğrudan bana bakarak kafasını salladı ve seninle görüşeceğiz dercesine kafasını salladı. Doğukan Cep adet edindi. Yani bir duruşmada beni gördüğü her an 2-3 duruşmada bir tehdit ediyor. Benim dışımda da demek ki milletvekillerini de başkalarını da kafa sallayarak, el sallayarak tehdit ediyor. Ben bu gözgüveni gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani zaman zaman bunu Tetikçi Ray Özyağcı da yapıyor. Başkaları da yapıyor ama Doğukan Cep sistematik olarak türbinler, yani gazetecileri, izleyicileri tehditkar bir şekilde süzüyor ya da buna tehdit edercesine işaretler yapıyor. Şimdi bu duruşmada bugünlük özet olarak en önemli öne çıkan husus neydi? Özel harekat polisi Murat Can Çolak'ın ifadesiydi. Murat Can Çolak diyor ki, ben diyor aslında suçta doğrudan aktif değilim ama benim arkadaşım diğer özel harekat polisi Aşkın Mert Gelen Bey yüzünden suça dahil oldum. Şimdi iki polisin özelliği şu. Bu iki özel harekat polisinden bahsediyoruz. Bunlar toplumun güvenliğini sağlayan insanlar ve yani yetiştirilmiş insanlar. Aşkın Mert Gelen Bey ordulu, ablası İstanbul'da işte Ümraniye ya da Maltepe civarında oturuyor ve ablasını ziyarete geldiği günlerde Eray Özyağcı'yı tanıdığını söylüyor. Eray Özyağcı GBT kaydına bakarsak 11-12'li yaşlardan beri kapkaç, gasp ve bunun gibi suçlarla iştigal eden, giren çıkan bir kişi. Şimdi ve bir özel harekat polisi. Özel harekat polisi olduktan sonra da ilişkisi sürüyor. Arkadaşlık hukukları sürüyor. Hatta Eray Özyağcı telefon kullanmadığı günlerde bile kendisini arayıp düğününe ötürü kutlayabiliyor. Bu kadar bir yakınlığı var. Bu yakınlık bir süre sonra ilerliyor ve en son Eray Özyağcı'nın cinayeti işlemek üzere Ankara'ya giderken onlardan yardım almasına kadar varıyor. Evet. Aşkın Mert, özel harekat polisi Aşkın Mert Gelen Bey ve Murat Can Çolak adeta tetikçiye, adeta değil tam olarak öyle, tetikçiye eskortluk ediyorlar. Onlar vesilesiyle geldikleri otoparkta, Ataşehir'deki otoparkta bir işte panelvan araba kiralıyorlar. O arabayı polisler kullanıyor. Sebebi de şu. Herhangi bir trafik kontrolüne takıldıklarında polis kimliğini göstermek ve nitekim bunu da yapıyorlar. Yapıyorlar. Kontrolden evet. Geçiyor. Sorsan ifadelerinde diyorlar ki biz Ankara'ya aleme gidecektik. Halbuki akşam 6'da gidiyorlar. Gece Kerişli 23'te. Tabii. Gece 23'te dönecek, tetikçiyi bırakıyorlar. Birkaç bira içip geri döndük diyorlar. Hani gidecektiniz? Hani Ankara ortamlarına kazacaktınız? O savunmaları temel olarak bu yöndeydi. Burada ürkütücü olan şu. İki tane özel harekat polisi.
Türkiye'deki en önemli yakın dönemin önemli siyasi suikastlerden birini gerçekleştiren tetikçiyi ve üzerinde silah olduğu halde ona eskortluk ederek İstanbul'dan Ankara'ya götürüyorlar. Bu sadece bir kişisel dostluğa istinaden mi yapılır? Yani ben o tetikçiyi tanıyorum, onun hatırını kıramadım ve gittim diye mi yapılır? Ya bunlar o gün mesaiden çıkıp ertesi gün mesaiye dönüyorlar. Bu kadar kolay mı? Bence burada bu polislerin hesap akışları incelenmeli. Çünkü bildiğim kadarıyla aşkım Mert Gelen Bey o akşam eşiyle yaptığı yazışmalarda ağabey dediği bir kişiden para geleceği imadesinde bulunuyor. Ağabey dediği kişi Turgut adlı kişi de çok ilginçtir. Turgut adlı kişi de Sinanet'e suikastten 2 ay önce yine Doğukan Çep'le Eray Özağacı'nın beraber Gebze Darıca'da gerçekleştirdiği tahsilat nedeniyle yapılan silahlı baskında geçen kişi. Dolayısıyla bu aralarında böyle bir maddi bağ olduğunu düşünüyorum. Bunu para için de yapmış olmaları yüksek bir ihtimaldir. Bu dosyada işte 2 gündür yargılamalarda şunu görüyoruz. Evet, önceden belletilmiş, ezberletilmiş bir savunma var. Ve bu tutuklulardan siyasi olanlar var. Tutukluların bu cinayetle siyasi bağını koparmak için kriminal olan tutuklular, yani Doğukan Çep ve Eray Özyağcı ifadelerini değiştirdiler. Sinan Ateş'i aslında onlar ayaklarından vuracaklarmış ama arkadaşları öldürmüş. Kaçarken Mustafa Kemal adlı bir kişi onları almış. Ankara'ya, İstanbul'a değil de İzmir'e götürmüş. Bu senaryonun akışının değişmesinin, ifadenin değişmesinin tek bir nedeni var. Siyasilerle bağ koparmak. İkincisi, tabii bunun karşılığında da daha ağır ceza alıp gideceklerini umuyorlar. Burada birkaç soruyla savunmaları da çöktü. Arzu edersiniz, çok da bekletmeyelim çünkü bir zaman sınırımız var. Bir dakika daha bekletebilir miyim? Peki, buyurun. Burada tabii birkaç soruyla da savunmaları çöktü. Örneğin diyorlardı ki Tolga Han Demirbaş'a, siz neden Sinan Ateş'in ailesinin ve avukatının adresini istediniz? Pankart asacaktık dedi. Halbuki pankart asacağı gerekçe olarak da Mersin'deki ölümlü eylemi söylediler. Halbuki pankart istediği tarih Mersin olayından 5 gün önceydi. Ve avukat dedi ki, Sinan Ateş'in avukatı, adresini istediğiniz kişilerden biri benim. Peki, hadi Sinan'ın evini nasıl çıktınız? Beni mi ne istediniz? Benim de mi evimi nasıl çıktınız dediğinde cevap veremedi. Bu bakımdan kurdukları savunmanın da eksik, hasarlı ve kusurlu olduğu ve dolayısıyla bugün en kritik sorularla çıktı, ortaya çıktı. Ben peki bir şey ekleyeyim, kapatalım. Buyurun efendim, son cümleyi sizden alalım. Yani biz millet adına burada bunu takip ediyoruz. Ayrıca rahmetli Sinan'ı da tanıyan Bursa'nın... Siz Bursa'dan tanıyorsunuz olarak, zaten, tabii, evet. Bir aynı dönemden, aynı ocaktan, aynı kültürden gelen biri olarak takip ediyoruz. Burada genel manasıyla oluşan hadise, İsmail Bey'in söylediği gibi, içeride ayarlanmış, kurgulanmış, ifadeler değiştirilmiş, bir amaca matuf, toplu halde, yani inşallah sonu böyle olmaz, bir tiyatro oynanıyor.